Buyurun. Aziz milletim, Ankara'nın saygıdeğer güzel insanları, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada Polatlı Doğatepe'de Sakarya zaferimizin 100. yılını kutlamak üzere bir aradayız. Sakarya zaferinin kazanıldığı 1921 yılı herhangi bir savaşın değil, Anadolu'daki 1000 yıllık varlığımızın da dönüm noktalarından biridir. Temmuz ayında Sakarya'nın doğusuna çekilmek zorunda kalan ordumuz, milletimizin var gücüyle donatması ve başına da meclisin başkomutan olarak görevlendirdiği Gazi Mustafa Kemal'in geçmesi sayesinde bir ay içerisinde toparlanıp düşmanı yeniden Sakarya'nın batısına atmıştır. Milli mücadelenin en kritik safhasında kazanılan bu zaferle başkentimizi tehdit eden düşman saldırısının önüne geçilmiştir. Top seslerinin artık ulustan duyulmaya başlandığı bir süreçte kahraman ordumuz adeta düşmana dur diyerek istiklalle sonuçlanacak büyük taarruzun müjdesini bu bölgede vermiştir. Çaldağ'ında, Beştepe'de, Karlıtepe'de, Doğatepe'de, Mangal Dağı'nda "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak" diye başlayan İstiklal Marşımıza ilham veren kahramanlarımız Polatlı Haymana hattında verdikleri büyük mücadeleyle isimlerini tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır anlayışıyla yürütülen bu savaşta vatanın her karışını kanlarının son damlasına kadar koruma kararıyla cephede yerini alan askerlerimiz zafer kesinleşene kadar aynı azimle mücadele etmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi bir yıl sonra 30 Ağustos zaferiyle taçlanmış, 9 Eylül'de düşmanın İzmir'den denize dökülmesiyle de nihai amacına ulaşmıştır. Düşman Sakarya'dan geriye doğru çekilirken önüne çıkan her yeri ve her şeyi yakıp yıkarak yüz kızartıcı nice katliama imza atarak gerçek yüzünü de göstermiştir. Alagözde Sakarya Savaşı'nı bizzat yöneten İstiklal Harbimizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Şimdi diyorum ki gelin hep birlikte bütün şehitlerimizin ruhlarına birer Fatiha okuyalım. Sakarya zaferi tıpkı Malazgirt gibi, tıpkı Bursa'nın, Edirne'nin, İstanbul'un fethi gibi, tıpkı bir tarafta Viyana kapılarını, diğer tarafta Kızıldeniz'i kucaklayan şanlı tarihimizin önemli yapraklarından biridir. Gazi Mustafa Kemal'in Sakarya Melhame-i Kübra'sı, yani bir çeşit kıyamet savaşı diye isimlendirdiği bu büyük zaferi Nazım Hikmet şöyle tasvir ediyor. Sonra 23 Ağustos. Sakarya Melhame-i Kübra'sı ki devamı 13 Eylül gününe kadardır. Bizim
40 bin piyademiz, 4500 atlımız, düşmanın 88 bin piyadesi, 300 topu vardır. Harp meydanının kuzey yanı Sakarya ve dağlardır. Keskin ve dik yamaçlarıyla ve kireçli toprakları ve kayalarında tek başlarına birbirinden uzak. Haşin ve münzevi çam ağaçlarıyla Abdülselam Dağı, Gökler Dağı, dağlar ve Sakarya'dan bu havalide yalnız çatal tırnaklı karacalar su içmektedir. Ankara suyunun döküldüğü yerden Eskişehir kuzey batısına kadar Sakarya mecrası uçurumlar içinden geçmektedir. Güneyde ve güneydoğuda yapraksız ve hazin, geniş ve uzun ve insana bıraktığı hiçbir şeye acımadan ölmek arzusu veren Cihanbeyli Ovası, çöl. Bu çölün, bu dağların, bu nehrin ve bizim önümüzde 22 gün ve gece fasılasız dövüşüp düşman ordusu ricata mecbur kaldı. Necip Fazıl Kısak Yürek üstadımız da biliyorsunuz Sakarya türküsünde bu zaferin nasıl bir ruhla kazanıldığını, milletimiz için, vatanımız için nasıl bir mana taşıdığını şöyle anlatıyor. Ey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. İşte bunun için milli mücadelemizin adeta son kalesi olan Polatlı Haymana hattında kazanılan bu zaferin hikayesini nesilden nesile aktararak İstiklal Harbimizi hangi şartlarda ve ne büyük fedakarlıklarla kazandığımızı unutturmamalıyız. Sakarya Savaşı'nın yaşandığı Polatlı ve Haymana'da halihazırda 7 anıt şehitliğimiz bulunuyor. Ayrıca bu zaferin kazanıldığı bölgeyi ne yaptık? Tarihi milli park ilan ederek kapsamlı bir ihya çalışması başlattık. Yaptığımız restorasyon çalışmalarıyla çarpışmaların yaşandığı bölgeleri, alt ve üst yapı tesisleri, ziyaretçi merkezleri, müzelerle donatarak tarih hafızamıza kazandırdık. Bu kapsamda yapılan Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk Tarihi Tanıtım Merkezi ile Haymana Ziyaret Merkezi ve Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliği'nin açılışını da biraz sonra canlı bağlantıyla gerçekleştireceğiz. Tüm bu eserlerin, gelecek nesillere verdiğimiz mücadelenin ve kazandığımız zaferlerin en doğru şekilde anlatılması bakımından önemli görevler ifa edeceğine inanıyorum. Değerli dostlar, Sakarya zaferinin akabinde Ankara'da faaliyet gösteren Büyük Millet Meclisi ve hükümeti uluslararası alanda milletin asıl temsilcisi olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bu durum sahada verilen mücadelenin diplomasi alanına da taşınmasını sağlamıştır. İzmir'in kurtuluşunun ardından vatan topraklarının kalan kısımlarında da kontrolü sağlayan Ankara hükümeti bilahare Osmanlı'yı siyasi ve ekonomik olarak boğan zihniyetle mücadeleye girişmiştir. Bir tarafında Sevr dayatması, diğer tarafında misak-ı milli iradesi olan bu çetin mücadele Lozan Antlaşması'yla sonuçlanmıştır. Anadolu'dan tamamen sökülüp atılmak istenen Türk milleti,
dişiyle, tırnağıyla, tüm gövdesi ve ruhuyla verdiği milli mücadelesini kurduğu cumhuriyetle yeni bir başlangıç haline getirmiştir. Bin yıllık vatanımız, Anadolu'daki üçüncü büyük devletimiz Türkiye Cumhuriyeti, yaşadığımız onca badirelere, uğradığımız onca saldırılara rağmen 100. yılının eşiğine kadar gelmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki büyük kalkınma heyecanı, daha sonra yerini taklitçi ve teslimiyetçi bir zihniyete bırakmıştır. Çok partili siyasi hayata geçişle birlikte, vesayetin sinsi oyunlarına ve darbelerin yol açtığı hasarlara rağmen, milletimiz demokrasi ve kalkınma istikametinde ısrarcı bir tutum ortaya koymuştur. Geçtiğimiz dönemde ülkemizin nispi bir istikrar ve güven ikliminde ne büyük başarılara imza atabileceğini hep birlikte ispat ettik. Milli iradenin gücünün önünde ne vesayetin, ne sosyal mühendislik hesaplarının, ne terör örgütlerinin, ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e endekslendiğimiz hedeflerimiz aslında tıpkı milli mücadelemizin kendisi gibi küresel senaryolara karşı bir başkaldırıydı. Türkiye'nin kendi verdikleri rollerin dışına çıkmasını istemeyenlere alın terimizle ve yeri geldiğinde kanımızla istiklaline ve istikbaline sahip çıkan bir ülke olduğumuz gerçeğini kabul ettirdik. Bazıları hala 2023 hedeflerimizi sıradan bir orta uzun vadeli kalkınma programı sanmaya devam ediyor. Halbuki biz bu iradeyi ortaya koyarak Cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik. Demokrasi ve kalkınma standartlarımızı dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine çıkartarak asırlardır kuşatma altında tutulan medeniyet, tarih ve kültür ufkumuzu tekrar açmayı başardık. Bir yandan eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora, her alanda asırlık ihmallerin telafisini gerçekleştirdik. Diğer yandan hak, hukuk, adalet, özgürlük alanlarında milletimizin uzunca bir süredir yaşadığı mağduriyetleri giderecek adımları da attık. Böylece ülkemizi dünyanın yaşadığı büyük dönüşümleri, vaktini ve enerjisini kendi iç mücadeleleriyle heba eden bir konumdan her alanda potansiyelini en üst seviyede kullanabilen bir yere geldik. Evlatlarımıza işte bu güçlü altyapının üzerinde 2053 vizyonunu inşa edecekleri bir miras bırakmanın gayreti içindeyiz. Elbette bu noktaya öyle kolay gelmedik. Son iki asırda yaşadığımız ne badire varsa hepsinin de benzerleri önümüze çıkartıldı. Dikkatimizi hedeflerimizden uzaklaştırmak için dört bir tarafımızdan çekiştirildik. Taciz edildik. Tecrid edildik. Hamdolsun tüm bu engelleri Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle aşarak bugün bulduğumuz yere ulaştık. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sancıları yaşadığı bir dönemde Türkiye olarak sahip olduğumuz imkanlardan aldığımız güçle yönümüzü hep geleceğe dönüp istikametimizi belirleyerek oraya doğru yürüyoruz. Terör tehditlerinden bölgesel krizlere, küresel ısınma
ve çevre felaketleri gibi yeni önceliklere kadar her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırarak hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürüyoruz. Bir süredir ardı ardına 100. yıllarının kutlamalarını yaptığımız milli mücadelemizin sembol adımlarının her birini geçmişin muhasebesinin yapılması ve geleceğin istikametinin belirlenmesi bakımından önemli vesileler olarak görüyoruz. Hiç şüphesiz bu adımların zirvesini hiç endişe etmeden 29 Ekim 2023'te vasıl olacağımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı oluşturuyor. Rabbimden milletimize daha nice yüzyıllarını kutlayacağı büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası mücadelesini başarıyla neticelendirmeyi nasip eylemesini diliyorum. Değerli misafirler, bugün dünyada tarih, köken, inanç ve kültür bakımından bütünlüğü olmayan, devlet geçmişi birkaç asrı bulmayan, heybesinde sömürgecilikten katliamlara kadar nice ayıbı gizleyen pek çok ülke vardır. Sahip oldukları güvenlik ve refah iklimiyle tüm bu eksikliklerini kapatmaya çalışanların gerçekten çetin sınamalarla karşı karşıya kaldıklarında nasıl lime lime döküldüklerini beraberce takip ediyoruz. İnanın dökülüyorlar. Ayakta duracakları mecelleri yok. Türkiye'nin yaşadığı saldırıların maruz kaldığı gizli açık ayak oyunlarının içinden geçtiği imtihanların sadece birini bile kaldıramayacak ülkeler var. Salgından Sağ ol. Salgından tabii afetlere kadar son dönemde yaşanan her olağanüstü durum bu tabloyu daha da belirgin hale getiriyor. Hamdolsun biz milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkması, arkamızdaki binlerce yıllık devlet geleneğinin gücü, yüz milyonlarca mazlum ve mağdurun duası sayesinde dimdik ayaktayız. Bilhassa son dönemde yaşadıklarımızın ardından artık kendimize daha çok güveniyor, geleceğimize daha umutla bakıyoruz. 2023'e yaklaştıkça bu güven ve umut zeminini bozmaya yönelik tacizlerin artması doğru istikamette gittiğimizin işaretidir. Ve Cumhur İttifakı olarak geleceğimize daha özgüvenle yürüyoruz. Daha özgüvenle de inşallah bunu başaracağımıza inanıyoruz. Milletimiz milli mücadele günlerinden bu yana sahip olduğu o derin irfan hasretiyle tercihini hep ülkesi ve kendisi için doğru olandan yana kullanmıştır. Kardeşlerim, bizim için esas olan milletimizin iradesidir. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı hedefleyen mücadelemizin başarıya ulaşması için son nefesimize kadar çalışacağız. Onun için tek millet, tek vatan, tek devlet ve tek bayrak. Malazgirt'ten bu yana kazandığımız hiçbir zafer gibi bunun da kolay olmayacağını biliyoruz. Dışarıdan ve içeriden pek çok engeli aşarak bugünlere nasıl geldiysek inşallah menzile de o şekilde ulaşacağız. Bunun için de bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.
Bu duygularla bir kez daha Sakarya Meydan Muharebesi'nde canlarını ortaya koyan gazilerimize, bu uğurda bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen şehitlerimize, hatıralarını asla unutmayacağımız kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ordularımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve bu zaferin kazanılmasında emeği geçen herkesi şükranla anıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası mücadelemize ilham veren ecdadın tüm sembol isimlerinin her birini minnetle yad ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zaltı Devletleri'ne bir müddet daha tensip buyurursanız sahnede misafir etmek istiyoruz. Günün anısının hediye takdimi sonrasında da canlı bağlantılarımızla gerçekleşecek olan açılışlarımız için efendim. Evet, şimdi günün anısına hediyelerini arz etmek üzere tekrar Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'yi sahneye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Bakan. Efendim, bizler de hemen hediyenin muhtevasından bahsedelim. Muharebenin yaşandığı Mangal Dağı'ndaki 2017 yılında yapılan bakım çalışmaları sırasında siperlerden birinin içinde büyük bir kayanın altında bir şehidimiz bulunmuştur. Ve şehidimizin yanında süngüsü, kını, üzerine mermi isabet etmiş olan kemer tokası da bulunmuştur. Kemer tokasındaki hilalin üzerinde Osmanlıca padişahın askerleri anlamına gelen Asakir-i Şahane yazmaktadır. Evet, bu hediye Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiştir. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi de efendim yüksek müsaadenizle açılışlarımız için iki farklı noktaya canlı bağlantılarımız gerçekleşecek. İlk bağlantı noktamız... Evet, ilk bağlantı noktamız Kartaltepe'de Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk Tarihi Tanıtım Merkezi olacak. Fatih Bey, bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz efendim. Evet, şöyle bir zoomlayalım. Kültür Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan Bey ile beraberiz. Şöyle bir zoomlayalım. Evet. Efendim, 13 hektar üzerine kurulu Mehmetçik Anıtı'nın yanında Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk Tarihi Tanıtım Merkezi'nin açılışındayız. Şu anda da Türk Tarihi Tanıtım Merkezi'nin, Sakarya Meydan Muharebesi Tanıtım Merkezi'nin birinci katından itibaren gösterime girdi. Evet. Kordela sizde. Mikrofon efendim, bu bina 5 katlı. Sizde makaslar sizde. Tamam efendim. Ve bugünün anısına da 1800 metrekare kapalı alanı var. Makasları sizler alacaksınız ve kestiğiniz kordela da hatıra olarak sizde kalacak. Ya Allah! Bismillah. Emredersiniz efendim. Bismillah. Efendim, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Rabbim utandırmasın diyoruz. Şimdi ikinci ve son bağlantı noktamız Haymana Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliği. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi Haymana'ya geçiyoruz. Evet. Ayşin Hanım, bizleri duyuyor musunuz? Duyuyorum saygıdeğer Cumhurbaşkanım. Serdar Bey. Şu an Mevlüt Bey'i görüyorum. Serdar Bey'i görüyorum. Hasan Turan Bey'i görüyorum. Saygılar sunuyorum. Cemal Bey'i görüyorum.
Evet, şöyle bir zoomlayalım. Cumhurbaşkanım. Cemal Bey'i görüyorum. Saygılar sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, sağ olun. Şöyle bir zoomlayalım. Giresunlu gönüllüsü şehidimiz binbaşı 42. Alay Komutanı Hüseyin Avni Alpaslı'nın anıtı, anıt binası için yapılan yeri görüyorsunuz şu anda. Evet, şimdi kordela kendilerinde, makaslar kendilerinde ve kordelayı kestikten sonra makası da bugünün hatırasına kendilerine veriyoruz. Evet. Ya Allah! Bismillah. Hayırlı olsun. Efendim hayırlı olsun diyoruz, Rabbim utandırmasın diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi yüksek müsaadelerinizle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu yatırımları ve açılışları kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecek olup ülkemizin hizmetine ve milletimizin ziyaretlerine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın Bakanlarımızı, Danıştay Başkanımızı, AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımızı, Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanımızı, Genel Kurmay Başkanımızı, Sayın Valimizi, Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, AK Parti Ankara İl Başkanımızı, Polatlı Belediye Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Evet ve milletvekillerimizi de sahneye davet ediyoruz. Evet, kuvvet komutanlarımızı da sahneye davet ediyoruz. Hazır. Evet, MKYK üyelerimizi de sahneye davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Evet, ön tarafa doğru milletvekillerimizi davet edelim. Buyursunlar lütfen. Öne alın. Sizi öne alın, öne alın. Başkan öne gel, öne gel. İlçe başkanımızı öne alın. Burhan Hoca. Şöyle mikrofonu Burhan Hocamıza verelim. Hocam gel şöyle. Maskeyi çıkar hocam. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين sana sonsuz kereler hamd ve senalar olsun. Bize iman etmeyi nasip ettin. İmanla yaşamayı ve huzuruna imanla girebilmeyi de nasip eyle ya Rabbi. İki cihan serveri Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhissalatü Vesselam'a salat ve selam ediyoruz. Salat ve selamlarımızı ona ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, kanlarıyla sulayarak bize emanet bırakmış oldukları topraklarda bulunduğumuz şehitlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Başta Sakarya Meydan Muharebesi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi milletle yad ediyoruz. Şehitlerimize, gazilerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ayet-i kerimede ifade buyurduğun Allah yolunda ölülere öldürürler demeyin. Rızıklandırılıyorlar müjdesine nail olabilmeyi şehitlerimize nasip eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi her türlü kötülükten, beladan, musibetten, terörden, felaketten muhafaza eyle ya Rabbi. Sınır içinde ve sınır ötesinde mücadele eden, devlet millet için, ezan bayrak için mücadele vermekte olan silahlı kuvvetlerimizi, emniyet güçlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi.
Ya Rabbel Alemin, bir ömür boyu razı olduğun hayatı yaşamayı, razı olduğun hal üzere huzuruna varmayı, razı ve memnun olduğun kullarınla birlikte haşrolmayı, cennet ve cemalinle müşerref olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Vatan, millet, devlet ve diyanet için çalışan bütün büyüklerimizi muvaffak eyle ya Rabbi. İstikamet üzere hayırlı başarılar nasip eyle ya Rabbi. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Diyanet İşleri Başkan Yardımcımıza da çok teşekkür ediyorum. Hocam sen de şöyle uygun bir yere. Makas almayan kaldı mı? Evet. Makaslar bugünün hatırasına sizlerde kalacak. Ve kordeleyi bu şekilde çekiyoruz, kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.